Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Çok değerli Trabzonlu hemşehrilerim, kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle, saygıyla selamlıyorum. Trabzon'umuzun siz kıymetli kanaat önderleriyle, gönüllü kuruluşlarımızın değerli temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Valimize ve mesai arkadaşlarına bu anlamlı buluşmaya vesile oldukları için teşekkür ediyor. Toplantımızın şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında bir kez daha 24 Haziran seçimlerinde %69,4 oy oranıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gören tüm Trabzonlu hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Daha önceki 12 seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de Trabzon milli iradenin, vefanın ve dayanışmanın şehri olduğunu gösterdi. Trabzon bir kez daha iradesine sahip çıkarak ülkemize husumet besleyenlere esaslı bir ders verdi. Ahde vefa gösteren 24 Haziran seçimlerinde demokrasi destanı yazan tüm kardeşlerime teşekkürü bir borç biliyorum. Her zaman söylediğim gibi biz de koltuklar, makamlar, payeler amaç değil. Milletimize en güzel şekilde hizmet etmenin bir aracıdır. 24 Haziran'da şahsıma, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na verilen her oy bizim için emanettir. 16 yıldır olduğu gibi inşallah bundan sonra da bu emanete sahip çıkacağız. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu mücadelede sizlerin emanetine asla halel getirmedik, getirmeyeceğiz. Türkiye'nin kalkınması, devletimizin güçlenmesi, milletimizin huzur ve emniyeti için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. Ecdat, evvel rafik, ba'del tarik, yani önce yoldaş, sonra yol diyor. Yolu yürünebilir kılan her şeyden önce sağlam yoldaşlardır, arkadaşlardır. İnsanın sağlam, güvenilir, sırtını dayayabileceği yol arkadaşları olduğu sürece hiçbir yol uzun değildir. Rabbim bize en zor zamanlarımızda duasını, desteğini, dayanışmasını esirgemeyen sizler gibi yol arkadaşları nasip etti. Rabbim bize önce vatan diyen, önce ülkem diyen Trabzonlu hemşehrilerim gibi yoldaşlar nasip etti. Rabbim bize 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü alçaklara meydanları dar eden, namlular karşısında sinmeyen, korkmayan, tek bir adım dahi geri atmayan yiğit bir milletin evladı olmayı nasip etti. Rabbim bize dünyanın dört bir ucunda Türkiye deyince gözleri dolan yüz milyonlarca dost ve kardeş nasip etti. Evelallah, böyle olduğu sürece önümüze çıkartılan hiçbir engel aşılmaz değildir. İşte bugün Trabzon'da miting alanından dönerken ve giderken orada Körfez'den gelen birçok turist gördük. Hepsinin gözleri ışıl ışıldı. Hepsinin yaklaşımları bir başkaydı. Otele geldik.
Otelde de maşallah Körfez'den burada da bolca turistlerimiz var. Onların da yaklaşımları, fotoğraf çektirme gayretleri, her şey ortaya bir gerçeği koyuyor. O gerçek de şu: demek ki bizleri seviyorlar. Yani biz ulusal bir çerçeve içerisinde kalmış değiliz. Uluslararası demek ki bir ışıltı söz konusu. Milletimizin desteği, mazlum ve mağdurların duası arkamızda olduğu müddetçe bizi hedeflerimize ulaşmaktan kimse alıkoyamaz. Değerli kardeşlerim, İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif altın değerindeki şu tavsiyede bulunur: Allah'a güven, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Biz sadece son 16 yıldır değil, 40 seneyi aşan siyasi hayatımız boyunca daima bu tavsiyeyi kendimize rehbere kıldık. Gençlerimizin sağ sol üzerinden birbirine kırdırılmak istendiği 1970'lerin sıkıntılı günlerinde bu ilkeye sarıldık. Bununla yürüdük. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol dedik ve bu yolda böyle yürüdük. Birilerinin son karakol diyerek darbeyi alkışladığı 1980'lerde yine biz bu prensibe sahip çıktık. Başörtüsünün yasaklandığı, genç kızlarımıza üniversite kapılarının kapandığı, devlet dairelerinin bu ülkenin evlatlarına adeta çok görüldüğü 28 Şubat döneminin karanlık günlerinde kendimize, arkadaşlarımıza ve milletimize yine bu tavsiyeyi hatırlattık. Yeise düşmeden, karamsarlığa kapılmadan gelecek aydınlık günlerin inancıyla davamıza hizmet ettik. Ne oldu? Kapılar açıldı mı? Açıldı. Okullar açıldı mı? Açıldı. Devlet dairelerinin kapıları açıldı mı? Açıldı. Mesele neydi? Men sabera zafera. Sabreden kimse zafere ulaşır. Sabrettik, sonunda ulaştık. Unutmayın, karanlığın en koyunu anının şafağın sökme anı olduğuna inanarak asla alemlerin Rabbinden umudumuzu kesmedik. İdraklerimize karamsarlık gömleğinin giydirilmesine kesinlikle müsaade etmedik. Sürekli olumsuzluklardan bahsedenlere, onlara inat. İman varsa imkan da vardır diyerek yılmadan, yorulmadan ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet etmeye çalıştık. Hamdolsun, her seferinde de haklı çıktık. Çünkü biz özellikle de İnşirah suresindeki şu ilahi müjdeye gönülden iman ediyoruz: fe inne me'al usri yusran. Yani şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Mesele bu. Öyle her şey böyle dört dörtlük rahat, yok böyle bir şey. Çile arkadan elhamdülillah kolaylık. Çileyi çekmeden kolaylık gelsin, yok öyle şey. Karşılaşılan her zorlukla beraber muhakkak bir ferahlık vardır. Aslında her zorluk, çekilen her sıkıntı büyük bir ferahlamanın, kolaylığın, inşirah ve zaferin müjdecisidir. Gerek devlet yönetimimizde, gerek siyasi hayatımızda, gerekse milletçe bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz boyunca pek çok kez Yüce Mevla'nın bu müjdesine mazhar olduk.
Birinci Dünya Harbi'nde o Avrupa'nın hasta adamı olarak tanımladıkları Osmanlı'yı mezara koymaya gelenler Çanakkale'de tarihlerinin en büyük hezimetini yaşadılar. Sevri hayata geçirmek için vatanımızı işgal edenler Tuz Gölü'nde salamura olmaktan paçayı son anda kurtardılar. Dönemin en güçlü devletleri Anadolu insanının tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi karşısında arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Bu ülkeyi tek parti zulmüne mahkum ederek terbiyeye yeltenenler merhum Menderes ve arkadaşlarının yürüttüğü demokrasi mücadelesinin önünde duramadılar. 1974 yılında onca tehdide, şantaja ve ambargoya rağmen bu milletin Kıbrıs Türklerini özgürleştirmesine mani olamadılar. Türkiye'nin merhum Özal gibi dirayetli ve vizyoner devlet adamlarının önderliğinde ekonomide şahlanışının önüne geçemediler. 28 Şubat döneminde vesayet odaklarıyla kirli planlarını uygulamaya çalışanlar bu milletin iradesine pranga vurmayı başaramadılar. O günlerde okuduğumuz bir şiir yüzünden artık muhtar bile olamaz manşetleriyle bize siyasi ömür biçenler aziz milletimizin sevda seline ket vuramadılar. (Gülüyor) 27 Nisan bildirileriyle siyaseti dizayn etmeye heveslenenler sandıkta millet iradesine boyun eğmek zorunda kaldılar. 3-5 ağacı bahane ederek, gezi olaylarıyla sokakları karıştırarak büyük projelerimizi engellemek isteyenler amaçlarına ulaşamadılar. Tüketmeyin diyerek ekonomimizi bastırmayı veya batırmayı hedefleyenler Türkiye'nin şahlanışına mani olamadılar. 17-25 Aralık'ta emniyet ve yargı üzerinden milletin seçtiklerine saldıranlar, bize haritadan yer gösterenler daha sonra çil yavrusu gibi dağıldılar. 15 Temmuz gecesi tankla, tüfekle, helikopterle, ölüm kusan silahlarla, F-16'larla milletimizi esir almaya çalışanlar milletin cesareti karşısında zelil bir şekilde teslim oldular. Hasılı son bir asırdır değerli kardeşlerim, birçok defa bu millete kefen biçenlerin tamamı eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadı. Değerli kardeşlerim, bugün de benzer teşebbüslere, benzer operasyonlara maruz kalıyoruz. Birileri cüsselerine güvenerek ülkemizi diz çöktürmeye çalışıyor. Kur silahı üzerinden ekonomimizi sarsabileceklerini zannediyorlar. Ekonomik yaptırımlarla bizi sindirebileceklerine inanıyorlar. Her gün bir yenisini ekledikleri küstah açıklamalarla bize had bildireceklerini düşünüyorlar. Yargılaması devam eden bir şahıs üzerinden hukuk sistemimize müdahale etmeye yelteniyorlar. Milli onurumuzu, devletler arası teamülleri, Dünya Ticaret Örgütü'nün ortaya koyduğu şartnameleri, uluslararası hukuku, diplomatik kuralları tamamen içe sayarak 10 bin kilometre öteden bize emir vermeye teşebbüs ediyorlar. Ekonomik tetikçilerini kullanarak iplerini ellerinde tuttukları kredi derecelendirme kuruluşlarını üzerimize saldırıyorlar. Saldırdılar. Ne oldu? Hiç. Batmış, bitmiş bir Yunanistan'a sürekli derece veriyorlar. Ya bitmiş zaten. Versen ne olacak? Türkiye'nin notunu indirecekmiş. İndersen ne yazar? Biz ne durumdayız onu biz gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz hakkındaki tutumu belli. Kimi basın yayın organlarını asparagasla, yalan yanlış haberlerle besleyerek Türkiye'nin direncini kırabileceklerini düşünüyorlar. Evvelsi gün
Bayburt ve Gümüşhane'de söylediğim gibi bunlar Türk milletini zerre kadar tanımıyorlar. Şayet tanısalardı bu milletin Allah'tan başka bir gücün önünde eğilmeyeceğini, diz çökmeyeceğini bilirler. Şayet bizi tanısalardı, Türk milletinin karakterinin bağımsızlık olduğunun farkına varırlardı. Bizi birazcık anlasalardı, Türkiye'ye tehdit ve şantaj dilinin sökmeyeceğini idrak ederlerdi. Tarihimizi okusalardı, bizim bağımsızlığımızdan ve milli onurumuzdan asla ödün vermeyeceğimizi görürlerdi. Bu millet mandacılığı 100 yıl önce elinin tersiyle itmiş bir millettir. Bu millet en zor zamanlarında dahi hürriyetinden taviz vermemiş bir millettir. Bu millet her karış vatan toprağını şehit kanlarıyla sulayarak bugünlere gelmiş bir millettir. Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Milletimiz müşteri olsun. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Ama özellikle sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık, bittik, işi sağlama alalım gibi yollara lütfen tevessül etmeyin. Eğer böyle bir yola tevessül ederseniz yanlış yaparsınız. Bilesiniz ki bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir. Aksi takdirde biz de başta şahsın B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım. Bunu da böyle biliriz. Trabzonlu kardeşlerim asla iyiyse karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın. Bugün 16 yıl öncesine göre her açıdan güçlü, ekonomisi çok daha dinamik bir Türkiye var. Türk ekonomisinin parametreleri 15-20 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak kadar düzgündür, sağlamdır. Bazı haberler alıyorum. Mallarını satmıyorlar. Ne demek mallarını satmıyorsun? Satacaksın arkadaş. Ne demek o? Depolarda istiflemek. Ne demek o? Satacaksın. Satmadın, onun da bedelini ödemek durumunda kalırsın. Çünkü ben bunu bir ihaneti vataniye olarak görüyorum. Sen bunları niye ürettin? Satmak için ürettin. Şimdi ne yapıyorsun? Sen de mi birilerine hizmet etmenin gayreti içerisindesin? Bize milli lazım, milli. Bize yerli lazım, yerli. Eğer milli değilsen, yerli değilsen bunun bedelini ödersin. Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonunda biz üstesinden geleceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin dirayetiyle ülkemize giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini hep birlikte yırtıp atacağız. Gerek Suriye'de, gerek ülkemiz içerisinde terör örgütlerinin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Açık söylüyorum. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek, milli birlik ve beraberliğine halel getirecek bir terör koridorunun etrafımızda örülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Başta Pensilvanya'daki melun olmak üzere 15 Temmuz darbe girişiminde o faillerin peşini nereye kaçarlarsa kaçsınlar, kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar bırakmayacağız.
251 şehidimizin kanını yerde bırakamayız. 2193 gazimizin kanını yerde bırakamayız. Bu alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek soracağız. Son FETÖ'cü teröriste, adalete teslim edilene, son PKK'lı alçakta etkisiz hale getirilene dek bize durmak yok. İşte bugün yine bir tanesi kırmızı bültenle aranan terörist olmak üzere 14 tanesini yine etkisiz hale getirdik bugün. Kardeşlerim, bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha soframızı teşrifleriniz için sizlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla tüm Trabzonlu kardeşlerime, şahsıma, partime ve Cumhur İttifakı'na verdikleri güçlü destek için şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu arada genç orkestraya huzurlarınızda tebriklerimi sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.